Yaklaşık 50 yıl boyunca 20'den fazla ülkeye giderek Mu uygarlığı hakkında veri toplayan, Churchward'ın ve Mu varsayımını destekleyenlerin Mu uygarlığı hakkındaki görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir. Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır. Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan 3 kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı. Günümüzde Polinezya, Mikronezya, Melanezya, Fiji ve Hawaii takım adalarını oluşturan adalar muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır. Bu kıta, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması, şiddetli depremlerin oluşması ve volkanik patlamaların olması nedeniyle yaklaşık 12 bin yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür. Bu kıtada 70 bin yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu. Aynı tarihlerde Muğlular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki anavatan dışındaki en büyük imparatorluk başkenti günümüzde Gobi Çölü'nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu'ydu. Mu dininin öğretimini Nakaller adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı. Mu dininin esası Tanrı'nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için tekrar tekrar doğmak inanışına dayanıyordu. Atlantis'teki din, Mu'nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir. Ra sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki daire ile ifade edilen güneş sembolü bir ad ve sıfat vermek istemedikleri O diye hitap ettikleri tek tanrıyı simgelemede kullanılırdı. Mu İmparatoru da Mu'nun güneşi anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır'a da taşınmıştır. Dört ırktan oluşan Muğlular da yazı dilleri farklı olmakla birlikte konuşma dilleri ortaktır. Muğlular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler. Telepati, duru görü, çift bedenlenme, astral seyahat, reenkarnasyon gibi uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler Muğlularda olağan yetenekler olarak mevcuttu. Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni, teşevvüş adı verilen bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. Mu dininin dört temel kavramı. Tanrı tektir, her şey ondan var olmuştur ve ona dönecektir. Ruh ile beden birbirinden ayrıdır. Beden ölür ve ayrışırken ruh ölmez. Ruh, mükemmelliğe ulaşmak için değişik bedenlerde yeniden doğar. Mükemmelliğe ulaşan ruh, Tanrı'ya döner ve onunla birleşir.